Merhaba sevgili öğrencilerim. Türkçe dersindeyiz yine. Türkçe dersimizde daha önce başlamış olduğumuz bir konu çalışmamız vardı. İsmin halleri. Kısa bir giriş yapmıştım ama konu yarım kalmıştı. Ben konuyu daha iyi anlamanız için tekrar bir ders size bu konu hakkında bilgi vermek istiyorum. İsmin halleri, eş anlamlısı, adın durumları demiştik. Neydi ismin durumları deyince ne anlıyorduk? Şimdi çocuklar adlar yani isimler cümlelerdeki görevlerine göre çeşitli ekler alırlar. Bazen de hiç ek almazlar. İşte adların bu biçimlerine biz adın durumları diyoruz. Ve size ev örneğini vermiştim. Tatil kelimesiyle ilgili örnekler vermiştim. Tekrar hatırlamak adına şöyle bir çalışma yapalım. Hatırlarsanız eğer kelimemiz hiçbir ek almamışsa, yanında hiçbir ek yoksa biz bu haldeki sözcüklere yalın haldeki sözcükler diyoruz. Örneğin ev sözcüğü. Bakın ev. Ev sözcüğünün yanında herhangi bir ek var mı şu an? Yok. O zaman ev sözcüğü yalın halde. Ev sözcüğünün yanına bakın i eki getirdim. Ev, evi. Ne oldu? Evi. Evet, burada bir ev sözcüğü i eki aldı. O halde ne diyoruz? İsmin i hali. Ev sözcüğüne şimdi de e eki getiriyorum. Ne oldu kelime? Bakın ev, e eki geldi. Sözcüğü eve şeklini aldı. Yani ismin e hali. Şimdi de ev sözcüğüne d eki getiriyorum. D eki getiriyorum. Sözcüğüm ne oldu? Evde. Yani ismin d halini aldı. Ve son olarak ev sözcüğüne den ekini getiriyorum. Bakın sözcüğüm ne hale geldi? Evden. Yani den hali. İşte şurada anlatmak istediğimiz, cümlede anlatmak istediğimiz adın durumları konusunun özeti bu aslında. Bazen sözcükler hiç ek almazlar. Biz buna ne diyoruz? Yalın halde. Hiçbir ek almamış. Eğer isme i eki gelirse ismin i hali, e eki gelirse e hali, d eki gelirse d hali, den eki gelirse den hali şekline dönüşürler. Ev, evi, eve, evde, evden. Örneğin cümlede kullanalım şimdi. Ev sözcüğünü cümlede kullanalım. Şöyle tahtaya yazalım. Güzel bir ev aldık. Güzel bir ev aldık. Bakın buradaki ev sözcüğü herhangi bir ek almamış. Yani yalın halde. Hiçbir ek yok yanında. Şimdi evin sözcüğünü cümlede kullanalım. Tepedeki büyük evi
gördüm. Bakın en sözcüğü burada i ekini almış, ismin i halini almış, evi şekline dönüşmüş. Tepedeki büyük evi gördüm. Şimdi de d halini kullanalım. Evde kitap okudum. Bakın burada da yine ev sözcüğü ismin D halini almış. Yanına D eki gelmiş ve yalın halden ismin D haline geçmiş. Evde kitap okudum. Bakalım şimdi de den halini kullanalım. Bu kitapları evden getirdim. Bakın burada da yine ev sözcüğünün yanına den isminden hale gelmiş. Evden getirdim. Bu kitapları evden getirdim. Evet. Bir de ismin E hali vardı. E halini de kullanalım. Diğer kalemimi alayım. Bu eve yeni taşındık. Evet çocuklar bakın bu sefer de ismin E halini almış ev sözcüğü. Şimdi gördüğünüz gibi ev sözcüğü hiçbir ek almamış yalın halde. İ eki almış evi olmuş. D eki almış D hali olmuş. Den eki almış den hali olmuş. E eki almış eve şeklinde dönüşmüş. Bazı durumlarda, bazı kelimelerimizde biz buradaki i harfi ı'ya dönüşebilir. E harfi a harfine dönüşebilir. D da'ya, den de dan yazılışına dönüşebilir. Örneğin orman kelimesini ele alalım. Bakalım. İsmin halleri kalsın. Biz ona göre yerleştirelim. Sözcüğümüz orman olsun. Orman. Herhangi bir ek almış mı? Hayır, almamış. O zaman orman nasıl bir sözcük? Yalın halde olan bir sözcük. Şimdi ben orman sözcüğünün yanına i halini koyarsam, orman i koyarsam ormani diye bir sözcük anlam ifade eder mi? Etmez. O zaman buradaki i hali neye dönüşür? I'ya dönüşür. Orman ormanı. Bakın i i'ya dönüştü. İsmin i hali şeklini aldı. Orman e hali gelecek yanına. E getirdiğim zaman ne olur? Ormane. Anlamlı bir cümle olur mu? Kelime olur mu? Olmaz. O zaman buradaki E neye dönüştü? A'ya dönüştü. Orman, ormana. Yani ismin E hali. Bakın burada A harfine dönüştü. Ormanda. Ormanda. Bakın burada da yine D hali A harfine dönüşüyor. Orman, ormanda. İsmin D hali. Orman, ormandan. Yine den haline dönüşüyor. Ama yazarken nasıl yazılıyor? Yazıyorum. Ormandan demiyorum. Ormandan yazıyorum. O zaman kelimenin gelişine göre, kelimenin köküne göre i hali I harfi şekline dönüşebilir. E A'ya dönüşebilir. D D'ye dönüşebilir.
den dam haline dönüşebilir. İşte ismin 5 hali bu çocuklar. Yalın halde i hali, e hali, d hali ve den hali. Bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Sözcüğümüz defter olsun. Evet, sözcüğüm defter. Defter sözcüğüm herhangi bir ek almadığı için nasıl halde? Yalın halde. O zaman defter yalın halde. Peki, ben defter sözcüğünün yanına İsmin i halini getirirsem defter neye dönüşür? Defteri. İsmin i hali. Defter sözcüğünün yanına ben e eki getirirsem defter deftere. Bakın, ismin e hali. Defter sözcüğünün sonuna d ekini getirirsem defter defter d. İsmin d hali. Defter sözcüğüne den ekini getirirsem defter den. İsmin den hali. Evet, gördüğünüz gibi defter sözcüğü yalın halde olan bir sözcüktü. Ben ismin durum eklerini getirdim ve yeni sözcüklerim defter, defteri, deftere, defterde, defterden şeklinde eklerini aldı. Cümlede kullanacak olursam, örneğin defter sözcüğünü cümlede kullanalım. Ayşe yeni bir defter aldı. Bakın, buradaki defter sözcüğü herhangi bir ek almadı, yalın halde. Şimdi defteri sözcüğünü kullanalım. İ haline. Kemal defteri yere düşürdü. Nokta. Bakın, defter sözcüğü yalın haldeydi. Yanına i ekini aldı. Ne oldu? Defteri. Kemal defteri yere düşürdü. Şimdi e haliyle cümle kuralım. Deftere. E hali. Öğretmen deftere yazı yazdı. Evet, defter e ekini aldı, deftere oldu ve öğretmen deftere yazı yazdı cümlesinde ismi e haline geçti. Evet, defter de sözcüğünü kullanalım. Defterde çok güzel yazılar vardı. Evet, bakın, defter defterde d ekini aldı ve cümlemizi bu şekilde kullandık. Defterde çok güzel yazılar vardı. Defterden sözcüğünü kullanırsak da babam
harflerden almamı istedi. Hatta babam bu defterden almamı istedi. Evet, buradaki yine den sözcüğü de ismin den halinin den hali gelmiş şekliyle cümlemizi tamamladık. Defter, defteri, deftere, defterde, defterden. Evet. Şimdi siz de evde kelimelerden ismin beş halini kullanarak isim hal etlerini tekrarlayabilirsiniz. Örneğin sözcüğümüz deniz olsun. Özel isim olan deniz değil. Öyle olsa baş harfini büyük yazardı. Deniz. Herhangi bir ek var mı? Yok. O zaman yalın. Şimdi i halini getiriyorum. Deniz. Denizli. Bakın. İ hali. Deniz. E getiriyorum. İsmin hangi hali? E hali. Deniz. Denizde. İsmin hangi hali? D hali. Deniz. Den. İsmin den hali. İsmin beş hali. Deniz, denizli, denize, denizde, denizden. Evet çocuklar. Bugün ismin halleri üzerinde durduk. Birkaç tane örnek yaptık. Yine sonraki günlerde daha detaylı bilgiler vereceğim sizlere. Ama bugünlük bu kadar bilgi. Evde tekrar ederseniz, sizler de kelimeleri, ismin 5 durum ekini getirirseniz bir sonraki dersimizde de hazırlık yapmış olursunuz. Hepinizi çok seviyorum. Kolay gelsin.